Liseli gençlerimiz, üniversite gençlerimiz en çok ne diyorlar biliyor musunuz? Biz özgürce tweet atmaktan çekiniyoruz, sosyal medya paylaşımı yapmaya korkuyoruz diyorlar. Bu işi öyle bir duruma getirdiler ki gençlerimiz artık birbirleriyle Silivri soğuktur diye şakalaşmaya başladı. Gençlerimiz biraz eleştirsinler, biraz mizah yapsınlar. Özgürlük eğer gelecekse bu ülkeye, şu andaki bu ağır baskı iklimi kalkacaksa bunun gerçekleşmesi inanın bir parmak şıklatmak kadar kolay. Gençlere diyeceğiz ki merak edin, sorun, sorgulayın, şüphe duyun, eleştirin. Her gün bize yerlilik ve millilik anlatanlara şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Siz gençlerimizi öyle bir noktaya getirdiniz ki gençlerimiz yarınlarını artık kendi vatanlarında kurmak istemiyor. Bu mudur yerlilik? Bu mudur millilik? Bu mudur milliyetçilik? Bu ülkenin üniversite mezunu gençleri dahi iş bulamıyor. Gençlerimiz biz boşuna mı okuduk diyor. Aileler biz çocuklarımızı boşuna mı okuttuk diyor. Onca yıl okumuş, emek vermiş bir genç torpili olmadığı için devlette ya da özel sektörde işe giremezken mevcut hükümetten, iktidar partilerinden referanslı olanlar da bazen bulabiliyor. İyi mevkilere de gelebiliyorlar. Mülakat olmuş bir particilik aracı. Mülakat olmuş bazı toplum kesimlerini dışlama aracı. Mülakat sistemine son vereceğiz. Üniversitelerimizi de özgürleştireceğiz. YÖK'ü kapatacağız, kaldıracağız. Bizim gençlik kollarımız yok ama gençlik kotamız var. Gençlik kotası ne demek? Bütün karar alma mekanizmalarında en az %20 oranında genç arkadaşımız olmak zorunda. Öyle sağ kol, sol kol değil. Ana gövdede gençler var. Ve biz gençlerle yan yana yürümüyoruz arkadaşlar. Biz gençlerimizin arkasından yürüyoruz. Bizim politikamız bu.